Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, zengin olmak istiyorsanız sadaka verin, istiğfar edin. Hastalıktan kurtulmak istiyorsanız sadaka verin, istiğfar edin. Efendimiz'e manen yükselmek istiyorsanız sadaka verin, istiğfar edin. Evliyaullah evliyalık makamını yükseğe çıkarak mı, aşağı inerek mi aldılar, kazandılar? Nefislerini ezerek aldılar, aşağılara inerek. Bakma sen halk içinde herkesin onlara itibar ettiğini falan. Evet, halk onlara itibar ettikçe, halk onlara iltifat ettikçe, insanlar onlara gittikçe onlar aşağı doğru, aşağı doğru, aşağı doğru çekilip yükseliyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam evin önünde oturmuş, odasının önünde. İki tane de kap var. Birinde bir parça ekmek doğranmış, öbüründe kuru et. Kuru. Ne diyorlar ona? Pastırma gibi yani. Kuru et. Efendimiz Aleyhisselam et ekmek yiyor yani. İki tane abla geçiyorlar orada. Sen diyor Allah'ın Resulü Muhammed'i gördün mü? Aleyhisselatü Vesselam. Ablam oraya misafir gelmiş belli. Öbürü diyor hayır görmedim. Bak diyor şu kapının önünde oturan var ya. Evet. Evet işte o. O Muhammed bu işte Aleyhisselatü Vesselam. O şöyle bekliyordu. Bir saray. Sarayın en üstünde birisi aşağı bakıyor. Herkes böyle yukarı bakıyor falan. Evliyaullah, bakmayın siz öyle olduğuna. O erler ki gönül fezasındalar. Toprakta sürünme ezasındalar. Yıldızları tesbih tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar. İçine nefs sızan ibadetlerin birbiri ardınca kazasındalar. Günü her dem dolup her dem başlayan ezel senedinin imzasındalar. Bir an yabancıya kaysa gözleri, bir ömür gözyaşı cezasındalar. Her rengi silici aşk ötesi renk, o rengin kavuran beyzasındalar. Ne cennet tasası ve ne cehennem, sadece Allah'ın rızasındalar.